Öncelikle bir ameliyatın başarısı hastanın beklentileriyle ölçülür. Bir başka bakış açısı da elbette ki uygulanan cerrahi tekniğin mükemmelliğiyle ilişkilidir. Hastalar ameliyattan sonra tekrarlayan sinüzit ataklarını yaşamamak isterler. Bu çok doğaldır. Burun tıkanıklığının giderilmesini beklerler. Bu da çok doğaldır. Burun ve geniz akıntısı gibi yakınmalarının azalmasını veya ortadan kalkmasını beklerler. Hastalar için iyi yapılmış bir sinüzit ameliyatı aslında bu demektir. Cerrahlar için ise tüm sinüslerin, doğal kanallarının sinüslere ve doğal kanallara zarar vermeksizin, komşu yapılara zarar vermeksizin, burun içi temizleyici elemanlarına zarar vermeksizin, ince bir endoskopik bakış altında ve ince araçlarla, titiz bir çalışmayla yapılmış ameliyat, iyi yapılmış bir sinüzit ameliyatıdır. Ancak hastanın beklentilerini karşılamak adına bu konu üzerinde bir parça durmak gerekiyor. İyi yapılmış bir sinüzit cerrahisi hastanın burun tıkanıklığını çözer. İyi yapılmış bir sinüzit cerrahisi hastanın akıntılarını hemen daima mutlaka azaltır, bazen bütünüyle kaldırır. Ancak akıntı bizim çok sıkıntılı bir konumuzdur. Burun akıntısı ve geniz akıntısı özellikle inatçı olgularda sinüs cerrahisinden sonra önemli ölçüde azalmalıdır. İyi yapılmış bir sinüs cerrahisinden sonra hastanın akıntıları da azalmalıdır. Yine iyi yapılmış bir sinüs cerrahisinden sonra hastanın senede 3-4 defa olabilecek sinüzit atakları bütünüyle ortadan kalkmalıdır. Normal bir insanın senede birkaç kez üst solunum yolu infeksiyonu atağı yaşayabileceğini biliyoruz. Normal üst solunum yolu infeksiyon atakları dışında iyi yapılmış bir sinüzit ameliyatından sonra hastada sık tekrarlayan sinüzit atakları kalmaz.